Merhaba arkadaşlar. Aktiflik videomuzun ikincisinde bir aradayız. Yine burada e, aktiflik, metalik, ametalik aktiflik kavramlarını öğreneceksiniz ama uygulamalar üzerinden öğreneceksiniz. Hadi gelin başlayalım. Önceki videoda aslında aktiflik, elektron verme, elektron alma bunların üzerinde durmuştuk. Şimdi biraz daha farklı sorular üzerinden aktiflik konusuyla ilgili örneklerimizi yapalım. Bize X Y Z metallerinin Öncelikle ametal mi metal mi dediğine dikkat edecektik. Metalleri veriyor. Yani elektron verme isteği. Aktiflikleri arasındaki ilişki x büyük y büyük z'dir demiş. Buna göre aşağıda verilen tepkimelerden hangileri kendiliğinden gerçekleşir? Hangi tepkimeler istemlidir? Zaten kendiliğinden gerçekleşen tepkimeler istemli tepkimelerdir arkadaşlar. Bakalım. Şimdi önce bu gördüğünüz A'daki denklemde size neyi anlatıyor bir onu söyleyeyim. Bir tanecik iyon halinde ise bileşikte demektir. Bakınız burada X metalik halde. Yani ben bunu şöyle de yazabilirim. Y'nin yanına bir anyon koyayım. YCl çözeltisi var. Ben bunun içerisine X'i metalik halde attım. Acaba burada X ve Y yer değiştirebilir mi? Şimdi bu neden olur? Öncelikle onu söyleyelim. Eğer attığınız metal bileşikte olandan daha aktifse Kendisi elektron onun elektron verme isteği daha fazla olacağı için elektron verip bu metalle yer değiştirebilir. Aktifliğine baktığımızda X'in aktifliği daha fazla. O zaman burada şöyle bir şey olur. X kendisi bileşeye girerken yani elektron verip yükseltgenirken Y'yi bileşiğinden çıkarır. Neden oldu bu? X'in ver, elektron verme eğilimi yani aktifliği daha fazla. Y'nin aktifliği daha az. Eğer ben pasif bir metalin sulu çözeltisine daha aktif bir metal atarsam tepkimeye girme isteği fazla olacağı için kendisi girip Y'yi bileşiğinden çıkarır. Yani bu tepkime mesela kendiliğinden gerçekleşir. Ha yukarıda yapacak olursak tabi bunlara hep artı bir yük vermişiz. Öyle devam edeyim. Y bileşikte X'i attım. X daha aktif olacağı olduğu için elektron verme isteği daha fazla olduğu için Y'ye elektron verir ve Y'yi indirger. Bakınız artı birden sıfıra Y'yi indirgedi. Kendisi ise elektron vererek yükseltgendi. Evet bu tepkime kendiliğinden gerçekleşen bir tepkimedir. Çünkü X daha aktif bir metal. Hatta kendiliğinden gerçekleştiği için bu tepkimeye istemli tepkime deriz. Bir alttakine bakalım arkadaşlar. Şimdi Alttaki tepkime de önce bir ne olduğunu anlayalım. Y bileşikte içine Z'yi atmışım. Z'yi metalik olarak. Peki kim daha aktif? Baktığımda Y'nin aktifliği Z'den fazla. Yani Y'nin elektron verme eğilimi daha fazla. E Zaten Y elektron vermiş. Dolayısıyla Z, Y'yi kendiliğinden, bileşiğinden çıkaramaz. Çünkü elektron verme isteği daha fazla olan Y zaten elektronunu vermiş. O yüzden bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Ha, elektrik enerjisi de gerçekleşebilir. O yüzden bu tepkimeye istemsiz tepkime deriz. Kendi kendine olmadığı için dışarıdan bir etkiyle gerçekleştirilebileceği için. Yani burada tamamen aktiflikleri üzerinden bakıyoruz. Kim bileşikte kime atmışım bunları ayırt edeceğiz. Bakalım C'ye. Şimdi X bileşikte. Yani elektron vermiş. Ne tatlı. İçine de Z'yi attık. E baktığımda X'in aktifliği Z'den fazlaymış. Yani X'in elektron verme eğilimi daha fazla. E elektronu vermiş. Dolayısıyla Z'nin onu bileşiğinden çıkarma şansı yok. Yani Z X'i indirgeyemez. Çünkü X'in aktifliği fazla. O nedenle bu tepkime de yine kendiliğinden ay denden den, den koyacağım galiba gerçekleşmez ve istemsizdir. D'ye baktım. Z bileşikte elektron vermiş. İçine Y'yi attım. Hemen yukarıdan aktifliklerine baktığımda Y'nin elektron verme eğilimi yani bileşik yapma eğilimi daha fazla. Dolayısıyla bu tepkime de Z evet elektron vermiş ama Y'nin yükseltgenme potansiyeli daha fazla olacağı için Y elektron verip yükseltgenirken bu elektronları Z'ye vererek Z'yi bileşiğinden çıkaracak demektir. Dolayısıyla bu tepkimede yine kendiliğinden olur. Çünkü daha aktif bir metal atıyorum sulu çözeltinin içine. Kendiliğinden olur diyeyim. Ve istemli bir tepkimedir. Şimdi bunu tersten yapalım. Aşağıda verilen tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiğine göre yani istemli olduğuna göre bu X, Y, Z, T metallerinin aktiflikleri arasındaki ilişkiyi yazacağız. Denklemi anlamaya çalışalım. Şimdi y yüklü olduğuna göre y bileşikte içerisine x'i elementel halde atmışım. Ve sonra ne olmuş kendiliğinden x elektron verip yükseltgenirken y'yi indirgemiş. E bu, ben buradan neyi anlarım? x y'yi bileşiğinden çıkarıp kendisi bileşiğe girdiğine göre X'in yükseltgenme potansiyeli, yani elektron verme eğilimi, yani aktifliği Y'ninkinden fazlaymış. Kendi kendi olduğu için. B'ye baktım. Z bileşikte iyon halinde olduğuna göre içerisine Y'yi attım. Ne olmuş kendi kendine? Y elektron verip yükseltgenirken Z'yi indirgemiş. Yani Y'nin elektron verme eğilimi Z'den daha fazlaymış. Bu durumda y'nin z'den aktif olduğunu çıkartırım. Son denklemimizde x bileşikte t'yi attım element halinde t elektron verip yükseltgenirken x'i bileşiğinden çıkarabilmiş. Bu demektir ki t'nin elektron verme eğilimi x'ten fazla yani t'nin aktifliği de x'ten fazla. Dolayısıyla bu metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki t büyük x büyük y büyük Z olur arkadaşlar. Aktif olan metalin elektron verme eğilimi yani yükseltgenme eğilimi daha fazla, dolayısıyla karşısındakini kolayca indirgeyebiliyor. Şimdi kendiliğinden gerçekleşen tepkimelerle ilgili görebileceğiniz sorulardan bir diğeri, böyle çubuk batırdım, çubuk aşınır mı? Ne olur? vesaire vesaire Az öncekinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şimdi bakın bize aktiflikler arasındaki ilişki verilmiş X büyük Y büyük Z yani elektron verme yükseltgenme eğilimleri. Bunlar da metal. Çözeltilerimiz var. Bunların içerisine metal çubuklar batırdık. Metal çubuklar aşınır mı aşınmaz mı? Eğer metal çubukla çözelti arasında bir tepkime oluyorsa metal çubuk aşınır. Bakalım. Şimdi şununla ilgilenmiyorum. Metallerle ilgileneceğim. Z artı bir iyonları var çözeltide. Ve bunun içerisine Y'yi metalik olarak attım. Pekala kim aktif? Hemen bakalım. Y'nin Z'den daha aktif olduğu verilmiş. Yani Y'nin elektron verme eğilimi daha fazla. Bu da neye sebep olur? Kendiliğinden Y bileşeye girerken yani elektron verip yükseltgenirken Z'yi indirger. Ve bu kendiliğinden olan bir tepkimedir. Yani burada arkadaşlar çözelti ile çubuk arasında bir tepkime var. Y atomları elektron vererek iyon olarak çözeltiye geçiyor. E, zamanla ne olacaktır bu? Metal çubuğun o zaman kütlesi azalacaktır. Yani aşınacaktır. Bu metal çubuk zamanla aşınır. İkinci kaba gelelim. İkinci kapta x artı 1 iyonlarımız var. Ve yine e, bu sefer içerisine z çubuk batırmışız metalik. Bakalım kim daha aktif? Hemen baktım x z'den daha aktifmiş. Yani x'in elektron verme eğilimi daha fazla ve bileşik yapma eğilimi daha fazla. E zaten X bileşik de o zaman Z kendi kendine X'i bileşiğinden çıkaramayacağı için burada kendiliğinden bir tepkime olmaz. Dolayısıyla bir tepkime olmayacağı için bu metal çubuk zamanla aşınmaz. Hiç kütlesinde hiçbir değişiklik olmaz. Çünkü aralarında bir tepkime gerçekleşmiyor. Eğer tepkime gerçekleşiyorsa metal çubuğun aşındığını söylüyoruz. Burada aşınan metal çubuğumuz Y olandır. Z'de hiçbir değişiklik olmaz. Dördüncü örneğimiz. Şimdi benzer sorular yapıyoruz. Sadece tarzları farklı arkadaşlar. Ama hepsinin temelinde aynı şey yatıyor. Der ki aşağıdaki kaplara belirtilen çözeltiler konulduğunda bakır artı 2 iyonlarını içeren çözelti var. Çinko artı 2 ve bakır artı 2. Ve kaplarımız bakınız çinko kap, magnezyum kap ve platinden yapılmış bir kap var. Bu arada bu çözeltide tabii ki anyon da vardır. Ama olay metal, iyon ve atomlar arasında gerçekleştiği için anyon umurumda bile değil. İstediği anyon olabilir. Sonra diyor ki birinci ve ikinci kapta bir aşınma var. Demek ki çözelti ile kap arasında bir tepkime olmuş. Üçüncü kapta ise bir değişiklik yok. Demek ki üçüncü kapta bir tepkimemiz olmayacak. Belki hala. Bakalım şimdi. Yükseltgenme eğilimlerini yani aktifliklerini karşılaştıracağız. Şimdi birinci kapta bakır artı iki iyonlarını içeren bir çözelti var. Çinko da metalik halde. Bu, burada kap aşınıyorsa demek ki çinko atomları elektron vererek yükseltgeniyor ve çözeltiye geçiyor demektir. Hatta şu da su da şu da katı. E kendisi elektron verip yükselt gelirken bakırı indirgiyor demektir. O zaman kimin elektron verme eğilimi daha fazla olur? Çinkonun. Çünkü elektron verip bakırı indirgemiş. Bu durumda çinkonun bakırdan aktif olduğunu söyleriz. İkinci kapta çinko artı iki iyonlarımız var çözeltide. Ve kabımızda magnezyum metali. E şimdi kap zamanla aşınıyorsa aynı az önceki mantık. Demek ki burada Magnezyum atomları elektron vererek yükseltgeniyor demektir. Ve çözeltiye geçiyor demektir. Bu esnada da çinko iyonlarını indirgiyor demektir. O zaman kimin elektron verme eğilimi, yükseltgenmeyeli eğilimi daha fazla? Magnezyumun. Çünkü magnezyum yükseltgenirken çinkoyu indirgemiş. O zaman magnezyumun da çinkodan daha aktif bir metal olduğunu çıkarırım. Üçüncü kapta bakır artı iyonları var ve platinden yapılmış kabımız var. E dedi ki bu kapta bir aşınma yok. Demek ki bu kapta bu maddeler arasında bir tepkime gerçekleşmemiş. Yani elektron veren bakır daha aktifmiş platine göre. Platin onu bileşinden çıkaramamış. Aktiflikleri böyle. Yani yükseltgenme eğilimleri, aktiflikleri arasındaki ilişki magnezyum büyük, çinko büyük, bakır büyük, platin şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Bu videoda yeni yeni örnekler çözdük. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.